Keler gidecek, biz kalacağız. Keler gidecek, biz kalacağız. Yeşil, ben fedan aket karan. Yeşil, ben fedan aket karan. Kendine muhalif olanları çıkardığı KYK'ler ile hukuksuz bir şekilde ihraç eden iktidar, anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan sendikal hakları, ihraçların gerekçesi olarak göstererek insan hakları ve evrensel hukuk kurallarını hiçe sayan uygulamalara imza atmıştır. Ülkedeki antidemokratik uygulamalar ve hukuksuzluk bugünkü yaşanan ekonomik krizin en büyük sebebidir. Yaşanan hukuksuz süreçler ülkeye olan güveni yok etmiş ve krizin derinleşmesine, halkın fakirleşmesine sebep olmuştur. Tek adam rejimi halkı açlığa, yoksulluğa ve hukuksuzluğa mahkum ederken, tek adam rejiminin antidemokratik uygulamalarından biri olan OHAL Komisyonu keyfi kararlar vermiş ve hukuki cinayetler işlemiştir. Bununla da yetinmeyen iktidar, antidemokratik yaklaşımının devamı olarak işinden ettiği birçok emekçiye ve ailelerine bu ülkenin vatandaşı değilmiş gibi davranarak birçok sosyal haktan mahrum bırakmış, birçoğunu da cezaevlerine atarak özgürlüklerini bile ellerinden almıştır. KESK'e bağlı sendikalardan ihraç edilen 4259 üyenin 1747'si komisyon, idare, istinaf ve Danıştay Mahkemesi kararlarıyla işlerine iade edilmiştir. İstinaf mahkemelerine 1225 üyenin başvurusu olmasına rağmen 461 dosya ile ilgili hiçbir işlem yapılmayıp 727 dosya hakkında ret kararı verilip 37 dosya hakkında ise iade kararı verilmiştir. Danıştay'a başvuran 238 üyenin bir tanesi hakkında iade kararı verilirken 58'i ile ilgili red kararları verilmiş ve 179 dosya hakkında halen işlem yapılmamıştır. AYM'ye toplam başvuru 49 iken AHİM'e henüz hiçbir şekilde başvuru yapılmamıştır. İç hukuk yolları hukuksuz kararlarla adalete erişimi kısıtlamasının yanı sıra bilinçli bir şekilde de başvuruları oyalayarak sürecin tüketilmesini engellemek oyalama komisyonu görevini yargıya devretmiştir. Yargı erki keyfi uygulamalarından derhal vazgeçmelidir. Keskin ihraçlar onurumuzdur. KHK'ler gidecek, biz kalacağız. KHK'ler gidecek, biz kalacağız.